Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Yine size bugün arkadaşlar iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Fakat telefonum olmadığı için arkadaşlar sadece çevirdiğim daha önce gelen bu resime bakarak yaptığım bir model arkadaşlar göstermek isterdim ama şöyle arkadaşlar benim tığa çevirdiğim bunu belki siz Instagram'da görmüşsünüzdür keşfetlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar ben birkaç defa rastlamıştım modelde istenince e, yapayım dedim sizler için arkadaşlar Evet modelimiz bu bu şekilde bunu sizlere tığa çevirdim şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar bakın arkadaşlar 7 tane bu şekilde üçer zincirli tığ battılar şöyle mesafesi ayarlayarak yapıyoruz ilk başlarken de aynı bu şekilde arkadaşlar şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz ve 3 tane zincir çekiyorum buraya tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 7 tane üçer zincirli tığ battılar hazırlıyoruz ve tığımın başına arkadaşlar iki defa doluyorum bir tane atlayıp ikinciye şöyle bir şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 4 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum iki tane zincirimi çekiyorum hemen bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim yani trabzanın arasına girdim 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan 2 defa tığımı doladım trabzanın arasına 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım yine 2 defa doluyorum yuvaya girdim. 1 2 2 ve 2 olarak aldım. 5 tane trabzanımı yaptım. Yine 2 defa tığımın başını doladım. Trabzanımın arasına girdim. 1 2 2 ve 2. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Hemen 1 2 Bakın sık iğne ile son trabzanı bu şekilde dolduruyoruz. 3 4 5 6 şu şekilde arkadaşlar. 7 tane yapıyoruz. Şöyle fazla bol fazla da yapışık değil. Orta kare bir sık iğneli trabzan yapıyoruz 8. idi arkadaşlar yuva da bu şekilde sabitliyorum hemen 3 tane zincir çekiyorum buraya tığ battımın içine kapatıyorum bu bir tekrar 3 zincir kapattım tığ battıma bu iki şimdi aynı burada olduğu gibi burada da arkadaşlar 7 tane tığ battı yapıyoruz 1 2 3 zincir üçüncü, dördüncü, beşinci, altı ve yine tekrar sayalım arkadaşlar. Evet altı ve yine üç tane zincirimi yedinci tığ battı olarak kapatıyorum. Şimdi ara mesafesini verdik. Yine tığımın başını iki defa doladım. Bir tane bırakıyorum. Hemen ikinciye bir, iki, iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. İki zincir yine yaprağın yapımına başlıyorum. Bir defa doladım. Hemen trabzanımın arasına giriyorum. İki, iki aldım. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına girdim. Bir, iki, iki, üç seferde aldım. İki defa doluyorum trabzanımın arasına girdim 2 2 2 3 seferde 2 defa doladım trabzanımın arasına girdim 1 2 2 şöyle 2 5 tane oldu arkadaşlar yine en son 2 defa doluyorum hemen trabzanımın arasına giriyorum 1 2 2 2 olarak bu şekilde altıncı trabzanı yaptım altıncı trabzanın tepesine bu şekilde 5 tane zincirimi çekiyorum hemen aralıyorum sık iğne ile sabitledim şöyle bir iki üç dört beş altı ve yedi 7 tane yaptık. 8. yine trabzanıma yapıyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 zincir. Evet yine yaprağımızı hazırladık. Hemen bakın tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine arkadaşlar demin yaptığımız gibi buraya 7 tane üçer zincirli aram mesafesi vereceğiz. Çimenimiz bu şekilde arkadaşlar. 7 tane üçer zincirli tığ battı kenarına trabzana yaptığımız yaprak Evet bu şekilde çimenimiz dediğim gibi devam edecek şimdi çiçeğimizin nasıl yaptık ona geçelim Evet arkadaşlar şimdi bu sarı küçük kirpikleri yapacağız bir tane bakın yaprağın dibindeki bir taneyi bırakıp şöyle ikinci yuvanın içine sık iğne ile sarı ipimi sabitliyorum 5 tane zincir çekiyorum Direk yeşil yuvanın içine arkadaşlar 3 tane kirpiğimizi yapacağız. Bu birinci kirpiğim. Tekrar 5 zincir. 2. kirpiğim. 5 zincir. 3 4 ve 5 zincir. Hemen kapatıyorum buraya kirpiğimi. Şöyle dibinde de bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi şöyle koparıyorum. Evet. Şimdi buraya da aynısını yapalım. Evet arkadaşlar yine aynısını buraya ikinci tığ battının içine yani yaprağımdan sayınca bir tane boşluk bırakıyoruz. İkincinin içine sık iğne ile sabitliyoruz. 5 zincirimi kapattım buraya. Tekrar 5 zincir. Kapatıyorum buraya. 5 zincir kapattım bu şekilde hemen bir zincirimi çektim sık iğne ile buraya sabitledim hemen ipimi kopardım arkadaşlar bakın şimdi bu çemberini yapmaya geçelim Evet arkadaşlar hemen bakın hiç tığ battı atlamıyorum direkt bu tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve buraya dibine bir tane zincir çekiyorum bir tane de tığımın başını doluyorum hemen yeşil yuvanın içine girip bu şekilde arkadaşlar üçünü birden kapattım buraya beş tane zincir çekiyorum ve beş zincirimi bu yaptığım bakın sahte trabzanın arasına girip bu şekilde kapattım kirpik olarak Hemen dibine yine bir zincir hem kirpiğimi oturtturdum hem de buraya bir zincirden trabzan yapacağım. Bir defa tığımı doladım. Aynı trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitledim ve 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum buraya kirpik olarak. Dibine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar toplam 8 tane tığ battı yapacağız. Bir defa doladım. Yine bir alttaki trabzanın içine girerek şöyle 3 tane ilmeğimin üçünü bu şekilde aldım. Buraya bir sahte trabzan yaptım. 5 zincirimi çektim. Hemen trabzanımı aralayıp sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Buraya trabzanımı aralayıp üçünü birden kapattım. 5 zincir. 5 zincirimi yine kapatıyorum buraya bu şekilde bir zincir bir defa doladım bir alttaki hemen yani yeni yaptığımı girip şöyle üçünü birden alarak buraya bir sahte trabzan yaptım bunu sıkı yaparsanız işlemi öyle kibar çıtır çıtır bir arkadaşlar modeliniz olur Evet bu yaptığım şimdi sahte trabzanımı aralıyorum kirpiğimi oraya kapatıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir defa doladım bakın buraya trabzanımın arasına girip üçünü birden kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar 7 tane oldu son bir zincir çekiyorum bir defa doladım aynı şekilde bir altta yaptığım trabzanı aralayıp şöyle bir sahte trabzan yapıyorum 4 ve 5 5 zincirimi hemen arkadaşlar buraya kapatıyorum bir zincirimi şöyle otursun diye çekiyorum sıkı sıkı ve burada yaptığımız 5 zincirli tepede tomurcuk var ya oraya bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir tane de zincirimi çekiyorum ipimi hemen koparıp burada siyahlık olmasın diye şöyle arkadaki telden alıp geriye çekip öyle yakın arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bir de açık mavi ile yapalım şöyle iyice güzelleşsin örneğimiz hemen bir yanındaki yeşil yuvadan sık iğne ile yine ipimi sabitliyorum bir tane zincir çektim bir defa doladım hemen dibine girip buraya bir tane sahte trabzan yapıyorum üçünü birden çekmeye sahte trabzan deniyor arkadaşlar minik olduğu için galiba 5 zincirimi çektim buraya trabzanımın içine kapattım şöyle bir zincir bir defa doladım yaptığım bu trabzanın içine girip yine üçünü birden bu şekilde aldım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim trabzanımı aralayıp buraya sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum hemen trabzanın arasına girip bir defa doluyorum tekrar bu yaptığım trabzanın arasına girdim üçünü birden yine buraya kapattım şöyle 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzanımın arasına üçüncü kirpiğimi de kapattım yine bir zincir dibine bir defa doluyorum trabzanımın arasına girip buraya üçünü birden kapat 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum buraya kirpiğim bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Aynı trabzanın içine girip. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle üçünü birden kapattım. 4 5 zincir. Üçünü şu arasına aldım. Kapattım. Bir zincirimi yine çektim dibine. Bir defa doluyorum. Hemen trabzanımın arasına girip üçünü birden kapattım buraya tekrar 5 zincir 5 zincirimi kapatıyorum dibine hemen arkadaşlar bir zinciri çekelim ki kapattığımız kirpik otursun bir defa doladım yaptığım trabzanı tekrar aralayıp buraya üçünü birden kapattım 2 3 4 5 zincir kapatıyorum Buraya. bir zincirimi çektim dibine bir defa doladım hemen trabzanın arasına girdim buraya bir sahte trabzan yaptım sayalım 2 4 6 7 8'e gelmişiz yine arkadaşlar 5 zincirimi çekiyorum son yaptığım trabzanı aralayıp buraya sabitliyorum bir tane de zincirimi çektim yine bu yaptığım çemberi arkadaşlar buradaki 5 zincirli yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibine de bir zincirimi çekip ipimi kopardım arkadaşlar Evet şimdi ipimi yakıp hemen bakalım Evet arkadaşlar delimiz bu şöyle bir tülbente gösteriyorum hangisi ışıkta net çıkarsa arkadaşlar Ama şöyle söyleyeyim size bakın Sıkı yapıldığından ütüsüz olduğu halde Bu şekilde kalıp gibi bir modelimiz oldu arkadaşlar Aslında sanki tülbentsiz Bu şekilde daha güzel durdu gibi Evet Modelim bu Sizde arkadaşlar emeklerim için videolarımın devamı için Bana destek olursanız sevinirim Şöyle Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.